دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة والشهادة في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli müminler, cümlenize selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlar. Allah'ın rahmet, bereket ve inayetinin üzerinize olmasını Yüce Rabbimle temenni eder. Ve bagayyatullahi le'zem ervahuna li turabi makdamihil feda Hazreti Mehdi'ye cilallahu teala ve ferecahu şerifin lütuf ve inayetlerinizin üzerinize daim olmasını Yüce Rabbimden niyaz eder. Sohbetimiz Mehdilik inancı üzerineydi. Ve müsaade ederseniz geçen sohbetimizin kısa bir özetini arz edeyim. Bugünkü sohbetimizi daha iyi anlatabilmek için. Geçen sohbetlerimizde Mehdiliğin manası nedir? Onu huzurlarınıza arz ettik. Ve Mehdiliğin manası geleneksel olarak bilinen mananın ötesinde arz ettiği ki analitik bir tanım ve sosyolojik bir tanım ve aynı şekilde dini kaynaklardan istifade edilerek gerçekçi bir tanım yapılması, küresel bir tanım, evrensel bir tanım yapılması gerekiyor. Ve onu da şu noktaya arz ettik ki Mehdi'nin manası şudur. Yani Mehdilik inancı dediğimiz zaman manası şudur. Dünyanın geleceği ve geleceğin dünyası hakkında dinin evrensel doktrinine denilir. Ve ikinci bir nokta, Mehdiliğin hedefi nedir dedik. Mehdiliğin hedefi dünyada küresel adaleti, küresel emniyeti, küresel refahı sağlayacak evrensel tek adalet devletini kuracak. Hedefi budur. Ve bu hedefin gölgesinde yaratılışın hedefi gerçekleşecek. Ve insan yeryüzüne Halifetullah olarak geldi. Ve tekrar Halifetullah olarak Rabbine dönmesi gerekir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve biz Halifetullah olarak geldik. Hazreti Adem Halifetullah olarak geldi. Ve tekrar Halifetullah olarak Rabbe dönmesi lazım. Mehdiliğin hedefi insanı adalet devletinin gölgesinde Halifetullah yapıp Rabbe dönmesini sağlamak. Üçüncü nokta ki arz ettik ki Mehdiliğin alternatifi nedir? Mehdiliğin rakibi kimdir? Ki arz ettik yine Mehdiliğin alternatifi sünnilik değildir, ehli sünnet değildir. Veya diğer inanca sahip Müslümanlar değildir, Hristiyanlar, Yahudiler değildir. Mehdiliğin alternatifi dünyanın geleceği hakkında, dünyanın geleceğin dünyasını oluşturmak ve teorisi olan bütün beşeri sistemler ve ideolojilerdir. Öyleyse iki tane ideoloji var. Bir İslam medeniyetini hakim kılmak isteyen Mehdeviyet, ikincisi ise beşeri batı medeniyetini hakim kılmak isteyen beşeri sistem ve ideolojiler. Diğer bir konu, dördüncü konu ise dedik ki Mehdilik, Mehdiliği tanımak için ne yapmamız gerekiyor? İki tane alanda incelememiz gerekiyor. Biri ilahiyat alanında, ilahiyat biliminde, ilahiyat ilimlerinde. Ve bu ilahiyat iliminde Mehdiliğin ispatı ortaya konulur. Mehdilik ispat edilir. Dinde Mehdilik var mıdır? Dini inançta Mehdilik var mıdır? İkinci alan ise sosyal bilimler alanında siyaset, hukuk, felsefe, tarih, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, eğitim, öğretim, ahlak bu alanlarda Mehdilik ele alınır. Bu alanlarda da Mehdiliğin subutu, yani Mehdiliğin fonksiyonu ne? Mehdiliğin misyonu ne? Hangi misyon üstlenmiştir? İnsanları ne yapmak istiyor? Nasıl yapacak bunu? Yani din medeniyetini hayata geçirirken insanların hayatındaki rolü nedir? Ve son olarak da arz ettik ki Mehdiliğin ispatı için ilahiyat ilminde ele almamız gerekiyor. Ve bunun birincisini, delilini arz ettik huzurlarında fıtri delil ve diğeri ise akli delil. Ki geçen sohbetlerimizin özeti buydu. Bugünkü sohbetimizde dedik ki konumuz ne? Mehdiliğin ispatı üzerine konuşuyoruz. Yani ilahiyat ilminde konuşuyoruz henüz. İlahiyat ilminde Mehdiliğin ispatı nasıl yapılması gerekir? Üçüncü delil Mehdiliğin ispatı için
Kur'an'dır. Kur'an'da mehdilik var mıdır? Bu konu en hassas meselelerden biridir. Değerli müminler, çünkü biz ayetten konuşacağız. Şahsi görüş ve fikirlerimizi beyan etmiyoruz. Ve dolayısıyla bir mezhebin görüşünü de beyan etmiyoruz. Kur'an'ın görüşünü beyan etmek istiyoruz. Ve dolayısıyla eleştiri yapıyoruz. Diyorlar ki, eğer kurtarıcı inancı, mehdilik inancı, Müslümanların itikadi inancında ise Kur'an'da yeri olması lazım. Kur'an'da ayet olması lazım. Kur'an'da bunun ispat edilmesi gerekir. Çünkü bütün diğer itikadi hükümlerin Kur'an'da delilleri vardır. Mesela tevhid ile ilgili delil vardır, nübüvvet ile ilgili delil var, risalet ile ilgili delil vardır, me'ad ile ilgili delil vardır, dinin asılları ile ilgili, namaz, oruç falan bunlar hepsiyle ilgili ayetler vardır. Mehdilik ile ilgili ayet var mıdır? Konumuz bu. Ben öncelikle bazı noktaları arz etmek istiyorum ki değerli kardeşlerimiz de soruları varsa soruları yerinde sorsunlar. Konu bittikten sonra soruyu sorduğunda tekrar başa dönmemiz gerekiyor. O da şudur, Kur'an'da mehdilik var mıdır? Konu bu. Önce birkaç tane mukaddime arz edeyim. Mukaddime arz ettikten sonra ayetlere geçelim. Çünkü ayeti ele alıp, ayetin manasını, mealini arz edip, onun üzerinde konuşmak bir nevi spekülasyon yapmaktır. Yani muhalefet ederek oradan bu mana çıkmaz, buradan bu mana çıkmaz. Bu şekilde tartışmalara da mahal vermemek için önce birkaç mukaddimeyi arz edeyim huzurlarınıza. Kur'an'da bir konuyu istidlal metodu nedir? Önce bir metodu belirleyelim. Kur'an'dan istidlal metodu. Kur'an'da bir konuyu ispat etmek için farklı metotlar kullanılır. Konusuna göre konu değişir. Konusuna göre metot değişir. Örneğin fıkhi konularda hüküm vermek isteniyorsa mesela bir farz mıdır, müstehap mıdır, mekruh mudur, sünnet midir, irşadi emir midir, mevlevi emir midir? Bunların ispatı için fıkhi kurallar işletilmelidir. Yani fıkhi kurallarla hareket edilmesi gerekiyor. Fıkhi kurallar eğer işletilmezse o istenilen hüküm ele gelmez. Öyleyse fıkhın bir metodu var. Yani Kur'an